$224,500 bir saati aldınız mı almadınız? Birinci soru. İkinci soru. Bu saati bu fiyattan dünyada alan başka bir ülke var mıdır, yok mudur? Evet. Üçüncü soru. Bu fiyatı siz Ankara halkına $300 sattınız mı, satmadınız mı? Dördün, çünkü ben o programda özet vermiştik. Evet. Ben ayrıntıya girmek zorundayım. Ankara halkının yüz milyonlarca dolar nasıl soyulduğunu anlatmak zorundayım ben. Bakın, ben sayın seyircilerimize şunu bir kez daha hatırlatayım. Arena programında Sayın Kılıçdaroğlu ana hatlarıyla bazı şeyleri dile getirdi. Bu açık oturumu niçin yapıyoruz? Bütün detaylarına girelim ve ayrıntılarıyla bu konuyu açıklığa kavuşturalım. Siz de Türk halkına, Ankara halkına hesabınızı rahatlıkla verin diye yapıyoruz. 835 bin sayaç. Bana verdiği soru, önergeme verdiği yanıtta 2 Nisan'da. 2 Nisan 2008'den sonra sayaç aldı mı, almadı mı, ne kadar sayaç aldı, hangi firmadan ve kaça aldı? O da bir başka sorum. Onun da yanıtını bekliyorum. Eğer bu sayaçlar ön ödemeli değil de mekanik olsaydı, 138 milyon dolar Ankara halkı daha az para ödeyecekti. Altını çiziyorum. 138 milyon dolar Ankara halkı daha az para ödeyecekti. Ön ödemeli olmasaydı mekanik olsaydı. 138 milyon dolar. Bu daha az miktarı. Çünkü bunun üstüne bir de $300 biliyorsunuz sattı. Bu söylediğim rakamın üstünde aslında bir hortum var. Şimdi bu hortumu Enerji Piyasası Üst Kurulu da denetledi ve tescilledi. $150'dan fazla ön ödemeli sayaç satamazsın dedi. Enerji Piyasası Üst Kurulu $150'dan fazla. Siz kaça sattınız? $300. Diğer belediyeler ne yapıyor? Ona baktım. Öyle ya. İstanbul 190. İzmir 180. Erzurum 180. Samsun 180. Sayılıyor hepsi. Sadece Ankara $300 diyorsunuz, doğalgazı ki dünyada en pahalı. Şimdi bakın, doğalgaz sayacını bakın, buradaki belediye. İşin önemli özelliği şu. Aynı firmadan alınıyor. Aynı firma denetliyor. Aynı firma bu sayaçların bakımı ve onarımını yapıyor. Aynı firma 10 yıl geçtikten sonra bunları değiştiriyor. Hep bunları parayla yapıyor. Ve şimdi özelleştirme var. Başkent özelleştirmesine bu firma ikinci sırada talip. Bakın şu gördüğünüz sayaç, lütfen göstersinler. Bunun adı elektronik sayaçtır. Sayın Kılıçdaroğlu, öğrenin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Evet. Ve şu nedir? Bakın üstüne koyuyorum. Bu da kartlı sayaçtır. Kartlı sayaçlarla elektronik sayaçların arasında muazzam fiyat farkı vardır. Birincisi bu. İkisinin farkında değil. Yani 23 dediği İstanbul'daki mekanik sayaç, alttaki ise 168 dediği, 168 değil, tamı tamına, bakın size buraya koyuyorum. Biz bu sayacı 63 euroya aldık. Peki ikisi de aynı görevi ifa etmiyor mu? Aynısı. Efendim, birisi peşin ödemelidir. Bundan uğraşmazsınız. Vatandaş gelir sizden alır, arkasında bürokrasi sıfıra iner. Para peşin olarak kasaya girdiği için parayı bankada kullanma imkanınız olur. Bu avantajlar olduğu için bütün dünya artık elektronik sayaca geçmektedir. Ve bu konuda da Türkiye önderlik yapmaktadır. Kendilerinin aldığı 224,5 dolarlık dünyanın en pahalı sayacını hangi gerekçeyle ve niçin aldılar? Hangi gerekçeyle ve niçin Ankara halkına $300 bunu sattılar? Beldenin, bir dakika efendim. Bu dünyanın en pahalı sayacı iddiasına ne diyorsunuz? Bana bir örnek verin. $224,5 dünyanın başka bir ülkesinde kullanılan sayaç var mıdır efendim? Şöyle, dünyanın değişik ülkelerinde vardır ve Türkiye'den her zaman sayaç fiyatları çok daha pahalı olmuştur. Bunu kendisi de bilir. Hayır efendim. Şimdi efendim, müsaade buyurun. Bu fiyata müsaade Türkiye'de mi, Türkiye'de mi hep pahalı olmuştur? Hayır. Türkiye'den, dışarıdan. Yurt dışından. Çünkü biz defaatle açmış olduğumuz ihalelerde yurt dışından firmalar da gelmiştir, ilgilenmiştir. Türkiye'nin fiyatını ucuz bulduğu için kaçmıştır. Ben bir insan ayaküstü nasıl bunları anlatır, doğrusunu isterseniz hayretler içindeyim. Daha geçen hafta İzmir Büyükşehir Belediyesi 5000 ön ödeme kart sayaçlı teklif aldı, $50. Önümüzdeki günlerde Sayıştay raporlarını açıklayacağım, hiç meraklanmayın. Öyle kolay kolay kaçmak yok. Tabii yok. Yine geleceğiz bir araya. Bir konuda değil. Ben şu sorunun yanıtını daha alamadım bakın. Evet. $300'dan herhangi bir büyükşehir belediye başkanı, ister Türkiye'de ister yurt dışında, $300'dan kendi halkına doğalgaz sayacı satan bir ülke göstersin. Göster.
Biz 300 euroya sattığımız zaman bunun 150 eurosu karşılığı Ankara'ya yatırım yapıyoruz. Biz doğalgazı yüzde, bir dakika dinler misiniz, bir dakika. Yüzde, ben size bir dakika, onu sormuyorum yüzde, beyefendi. Bir dakika, ben size onu sormuyorum. Sorduğun gibi cevap vermek zorunda değilim. Ben size onu sormuyorum. Bak, ben sorduğun gibi vermek cevabını istediğin gibi vermek zorunda değilim. Sayın Karayalçın döneminde %117 kârla... Sayın Karayalçın'ı siz bırakın durun. Niye bırakıyorum kardeşim? Efendim ben size ya ne soruyorum? Ya senin adayın değil mi sevgili kardeşim? Ben senin size ne soruyorum? Ama o sorunun cevabını verecek cevabını kişi Sayın Karayalçın. Efendim şunu söyleyeceğim. Şimdi Sayın efendim, Karayalçın bakın, dönemiyle anlatıyorum. İlgili bir soruyu şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'na yöneltmek... Sayın Dündar, bakın Sayın Dündar yani bir şey söyleyeceğim. Konunun dışına taşmak Sayın Dündar, olarak geliyor lütfen. Sayın Karayalçın döneminde... Sayaçlar %117, ortalama %77 kârla satılıyordu gaz, düzeltiyorum. Ve bu gazdan müthiş bir gelir elde ediliyordu. Güzel. Bununla da yatırım yapma şansı vardı. Bizim şu andaki kâr oranımız %8. Biz %23'lerle sattık. Benim sorumu siz anlamadınız. Hayır, ama benim sorumu anlamadınız ama evet. Ben Ankaralılara bir daha soruyorum. Sevgili Ankaralılar, ben sizin Büyükşehir Belediye Başkanınıza şu soruyu soruyorum. Evet. Dünyada evet. 300 dolara evet. ön ödemeli doğalgaz sayacını evet. satan hangi belediye başkanı vardır? Sayın Gökçek buna yanıt veremiyor. Lütfen. Sayın Dündar bakın 50 tane konuya girdik biz. Şimdi yani oradan sayacağım. Ona geçiyor, oradan ona geçiyor ve benim sualime cevap vermiyor. Bu ana konu ne burada? 168 dolar. Pardon euro. Karşılığında 23 euro. Bunun cevabını ver. Aradaki 145 euro bir cevabını anlat, ver. Anlat bakalım. Ha, güzel. Bir dakika onun bir cevabını ver. Güzel deyip devam etme. Cevabını ver. Yalan söyledim mi, söylemedim mi? Elektronik sayıçta mekanik sayacı biliyor musun, bilmiyor musun? Beyefendi terliyor. Dikkat edersin. Mendil verin beyefendiye. Ne terlemesi? Tabii tabii terliyorsunuz. Mendil Allah verin Allah. Beyefendi. Yani sen psikolojik bakın, olarak başka şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bakın şimdi bu... Bak, o zaman ne olacak? Sen öyle konuşmaya başlayacaksın. Başka konuya sayın gireceksin. Sayın Gökçek, istirham ederim. Sayın, yani beni şu bakın, açık oturumu yaptığıma pişman dakika, ettirmeyin şimdi, lütfen. Şimdi madem ki konular lütfen, başka konulara... Lütfen. Başka konulara ben, geçti. Ben şu el sizin, yazısıyla ben Cumhuriyet sizin, Halk Partili meclis üyelerinin yapmış olduğu Çankaya Belediyesi'ndeki yolsuzluğu konuşalım. Seninki söyle olunca böyle işte olur. İşte korkunun veya, bedeli budur veya, Sayın Dündar. Veya başka bir şey getirin. Korkunun bedeli Cumhuriyet budur. Cumhuriyet Halk Partisi hesabını Genel vereceksin. Merkezi'nin Sayın Gökçek, satılan genel merkezinin alımında, alımında ve onarımındaki yolsuzluğu konuşalım. Sayın Gökçek, ben hesabını vereceksin daha. Tabii, hayır bunu konuşalım. Ankara halkına hesabını konuşalım. Vereceksin. Sayın Gökçek, onları veya, bir arena programına efendim, konuk olursunuz. Hayır, dilediğiniz kadar anlatırsınız. Bakın, memnuniyetle. Ve tek başınıza anlatırsınız. Yani bakın, bir şey söyleyeyim. Bakın ya ben bu sözü gelsin, size veriyorum. Ya konuya gelsin, tek başınıza bir anlatırsınız. Siz lütfen sadede gelin. Bakın, konu, konumuz doğalgazdır, evet, sayaçlarla ilgilidir. Evet, lütfen dışına çıkmayın efendim. Ben hiç dışına çıkmadım. Sevgili seyirciler, siz de dikkatle bakın, izliyorsunuz. Ben, efendim, bak, ben açık konuya... oturum. Bakın, size seslenirken bile evet, gerçekten zorluk çekiyorum. Şu... Elimden geldiğince adil bir yönetim gerçekleştirmeye evet, gayret ediyorum. Ve bunu sonuna kadar sürdüreceğim. Sayın Gökçek şimdi biraz farklı yapıda konuşuyor. Zaman, ben hoşgörüyle karşılıyorum. Göztepe Hastanesi onların ben hoşgörüyle Sayın Gökçek'i hoşgörüyle karşılıyorum. Konuşalım. Ama ben bu açık oturumu her iki tarafa da gereken süreyi tanıyarak, gerektiği şekilde konuşturarak adil bir şekilde yönetmeye kararlıyım. Sayın Uğur, burada bulunmayanlarla ilgili bundan sonra seyirci takdir eder efendim. Bundan sonra sizin bakın mesela siz ben beni de, bir ben daha de, ben de samimi söylüyorum. Sizin olduğunuz bir açık oturumda bulunmak istemem ben açıkçası. De istemem. Bulunmak ben de istemem. İstemem. Sayın Uğur, yani, bir şey söyleyebilir miyim efendim? Bulunmak istemem. Lütfen, özellikle lütfen. Şu elimdeki görmüş olduğum belgeyi de inşallah bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Ankara halkından peşin alıyorsunuz parayı. Götürüp borcunuzu dahi ödemiyorsunuz. Türkiye'nin en borçlu belediyesi. Bana söyler misiniz? Türkiye'nin en borçlu belediyesi hangi yüzde böyle bir programa çıkabilir? Önce diyecek ki kusura bakmayın benim borcum var. Ben borçlarımı ödeyeceğim. 15 yıldır ben bu kentte belediye başkanıyım. Ben 15 yıldır ahlaka egemen kılmaya çalışıyorum deseydi. Nerede? Halkı soyuyorsunuz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıyorsunuz. 80 bin kişiden fazla gaz parası alıyorsunuz. Niçin? Formül yanlış diye. Kim yapıyor o formülü? Senin koruduğun şirket yapıyor. O şirketin şirket fabrikası nerede formülü, biliyor musunuz? Formülü o şirketin şirket fabrikası yapmaz. Ege'de serbest bölgede. Eğer bu ülkede Maliye Bakanı adam gibi Maliye Bakanı olsaydı o doğalgaz sayaçlarını... Siz de burada bulunmayan kişilerin seviyesini görüyorsunuz. Lütfen. Görüyorsunuz değil mi? Lütfen. Eğer bu ülkede vergi denetimi sağlıklı olsaydı, birileri korunmasaydı o serbest bölgede o fiyatların nasıl olduğu, nasıl ortaya çıktığı belirlenirdi.